Merhaba arkadaşlar. Kalıtım çıkmış sorularda birlikteyiz. Yine fen ve öğabet için sorularımızı hazırladım. Kaç sorumuz var burada? 39 tane sorumuz var arkadaşlar. Başlayalım. Diyor ki Heterozigot ARH pozitif bir anne ile heterozigot BRH pozitif bir babanın birinci çocukları 0 RH negatif kan grubuna sahiptir. Bu anne ve babanın ikinci çocuklarının BRH pozitif kan grubundan olma olasılığı kaçtır? Şimdi hemen yazalım. Heterozigot mu diyor bize? Evet. A 0 Değil mi? Rh pozitifmiş. Büyük R küçük R. Çarpı dedim. Babamız neymiş? B 0 Ona da heterozigot demiş. Büyük R küçük R. Zaten ilk çocukları heterozigot demese bile ilk çocukları ne olmuş? Sıfır Rh negatif olmuş. Yani sıfır sıfır küçük R küçük R. Sıfırların yan yana gelmesi için birini anneden birini babadan aldı. Küçük R'lerin yan yana gelmesi için birini anneden birini babadan aldı. Bunu zaten çıkardık. Şimdi ne yapıyoruz? Bize ikinci çocuğu soruyor. Önce ben bunları bir çaprazlayayım. A ve B'li kendi arasında, R'açları da kendi arasında çaprazlayayım bu tür sorularda. A0 çarpı B0 diyorum. Ne olur? AB, A0, B0 ve 00 olur. R'açları kendi arasında çaprazladığım zaman, büyük R, büyük R, büyük R, küçük R büyük R, küçük R ve küçük R, küçük R olur. Diyor ki ikinci çocuklarının BRH pozitif. Şimdi B olma ihtimali kaç buradan? 1 bölü 4 değil mi? Çarpı dedim. RH pozitif. RH pozitif olma ihtimali kaç? 3 bölü 4'tür arkadaşlar. E, çünkü büyük R'yi taşıyanlar hep pozitif oluyor. O yüzden de 3 bölü 4 olarak kaldık. 3 bölü 4 Çattığımız zaman sonucumuz ne olacak? 3 bölü 16 olur. Yani cevabımız C şıkkı olur birinci soru için. Gelelim ikinci soruya. Diyor ki insanlarda kan grubu fenotipi kalıtsal olarak belirlenmektedir. Aşağıda 4 ayrı çiftin AB0 sistemine göre kan grupları verilmiştir. Bu çiftlerin kan grubu fenotipleri olduğuna göre çiftlerden doğacak, çiftlerden Pardon bir dakika okuyamadım. Çiftlerin hangilerinden doğacak çocuğun kan grubunun ne olacağı kesinlikle söylenebilir. Bakın. Şimdi sıfırların genotipine baktığımız zaman genotip kesinlikle ne olacak? 0 0 0 0. Bunların tüm çocukları sıfır kan gruplu olmaz mı? Olur. O zaman bunu kesin belirleyebilirim. A'ya baktığım zaman bakın. A0 B0 pardon. A0 A0 olursa ne olur? Ya AA şeklinde olur ya A 0 şeklinde olur ya da sıfır sıfır olur arkadaşlar. Dolayısıyla burada kesin belirleyemem. Ya A kan gruplu ya da sıfır kan gruplu olur. Aynı durum B içinde geçer. Yani A yerine B yazdığımı düşünün. Yine burada da sıfır sıfır kan grubunun oluşma ihtimali vardır. O yüzden bunu da alamam. AB kan grubuna baktığım zaman bakın çaprazlayalım. A olabilir. AB olabilir. B, B olabilir. Burada da kesinlikle belirleyebiliyor muyum? Hayır, belirleyemiyorum. O zaman burada bize kesinlik sorduğu için cevabımız ne olacak? A şıkkı yalnız bir olacak. Gelelim diğer sorumuza bir soy ağacı sorusu. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında X'e bağlı çekinik bir genle kontrol edilen bir hastalığın seyri gösterilmiştir. X'e bağlı çekinik. Bakıyorum. Şimdi erkekler için yazalım arkadaşlar. X'e bağlı çekinik diyor. Hemen tabloyu dolduralım. X üzeri küçük R, Y. Sağlam olanlara da ne diyoruz? X üzeri büyük R, Y. X üzeri küçük R, Y. X üzeri büyük R, Y. Şimdi burada şu Ahmet'e de yazalım. X üzeri büyük R, Y diye. Bize ne diyor? Sorumuzu okuyalım. Diyor ki bu soy ağacından elde edilen verilere göre Ayşe Ali ve Ahmet İpek çiftlerinin çocuklarında bu hastalığın ortaya çıkma olasılığı kaçtır diye soruyor. Bizim ilk önce Ayşe'yi bulmamız lazım. Arkadaşlar Ayşe'ye baktığımız zaman bakın Ayşe'nin kardeşi renk körü. Mesela renk körlü üzerinden gidelim. Ayşe'nin kardeşi erkek kardeşi renk körü. Erkek kardeşi bu renk körlüğü genenini kimden almış? Annesinden. X üzeri küçük r. Daha sonra annesine e, taralı olmaması için ne yazıyoruz? Büyük R yazıyoruz. Şimdi Ayşe babasından neyi alacak arkadaşlar? X üzeri büyük R'yi alacak, değil mi? X üzeri büyük R'yi kesin aldı. Annesinden ne alır? Ya X üzeri büyük R alır ya da arkadaşlar annesinden x üzeri küçük r alır. Benim hastalığı bulabilmem için Ayşe Vali çiftinde ortaya çıkma ihtimalini benim heterozigot olan almam lazım. Heterozigot olanın gelme ihtimali nedir? 1 bölü 2'dir. Çarpı dedim. Daha sonra Ali'miz zaten ne? Ali'miz hasta değil değil mi? Ali'miz hasta olmadığı için arkadaşlar burada çaprazlama yaptığım zaman ee, hemen yapalım çaprazlamayı. Ne olacak? X üzeri büyük R, X üzeri büyük R olur. Bakın şöyle yaptım. X üzeri büyük R, Y olur. X üzeri büyük R, X üzeri küçük R olur. X üzeri küçük R, Y olur. Burada hastalığın ortaya çıkma ihtimali ne oldu? 1 bölü 4. Çarpı 1 bölü 4 dedim. Cevabım ne oldu? 1 bölü 8. Yani Ayşe ve Ali için 1 bölü 8'i alacağım. O zaman diğer şıkları eliyorum. Geliyorum Ahmet ve İpek çiftine. Arkadaşlar İpek babasından bakın şöyle yeşille yapayım belli olsun. İpek babasından kesinlikle ne alacak? x üzeri küçük r'yi alacak. E taralı değil o zaman x üzeri büyük r. Ahmet'i de zaten yazdık x üzeri büyük r. Çaprazlayalım. Ne olur? E ee, şuraya çaprazlıyorum bakın x üzeri büyük r x üzeri büyük r olur. Daha sonra x üzeri büyük r x üzeri küçük r olur x üzeri büyük r y olur. x üzeri küçük r y olur. Burada hastalığın ortaya çıkma ihtimali nedir? 1 bölü 4'tür. O zaman cevabımız 1 bölü 8'e 1 bölü 4 olacak. Yani Bursa seçeneği olacak. Eğer şuradaki şu ihtimali almazsanız bu 1 bölü 2'yi ikisini de 1 bölü 4 olarak bulursunuz. Cevabınız yanlış çıkar. Buradaki 1 bölü 2'yi mutlaka alın arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Bursa seçeneği. Gelelim dördüncü sorumuza bir anne ve babanın A kan grubuna sahip renk körü bir kız çocukları ile sıfır kan grubuna sahip renk körü olmayan bir erkek çocukları olmuştur. Buna göre anne babanın genotipi hangisi olabilir demiş. Şimdi bakalım. Bir kere A kan grubuna sahip renk körü kız çocuğu var. Kız çocuklarında renk körlüğü nasıl olacak? X üzeri küçük R küçük R. Yan yana gelmesi için annede de babada da X üzeri küçük R'nin olması lazım. O zaman bakıyorum. Babada kesinlikle X üzeri küçük R olacak. Bakın B şıkkı gider. Babada yok. D şıkkı ve E şıkkı gidiyor. Neden? Çünkü bunlarda X üzeri küçük R var. Diğer babalarda yok. Gitti. Şimdi bir de sıfır kan grubuna sahip. Şimdi sıfır kan grubunun ortaya çıkması için... Bu sıfır allelinin bir annede bir babada olması lazım. Yani annede de babada da sıfırın olması lazım. Bakın A'ya bakın. A'da sıfır yok. O yüzden bu gider. Cevabımız ne olur? C şıkkı olur. Buradaki B ise A'sı önemli değil. Yeter ki sıfır sıfırlar ortaya çıksın. Küçük R'ler ortaya çıksın. Geri kalanlar önemli değil arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı oldu. Beşinci soru. Kalıtım şekilleri ile ilgili olarak diyor. Hangileri doğrudur? Diyor ki bir bireyin belirli bir özellik bakımından fenotipi genotipinin kesin olarak belirlenmesini sağlar. Şimdi bakın, eğer fenotipi genotipini kesin olarak belirleseydi. Mesela diyelim ki elimizde kıvırcık saçlı bir birey var. Kıvırcık saç düz saça baskındır. Kıvırcık saç böyle büyük K, büyük K şeklinde de olur, büyük K küçük k şeklinde de olur. Kesin belirleyebilir miyim? Hayır. O zaman bu yanlıştır. Eksik baskınlıkta iki allel için heterozigot olan organizmada bir özelliğin ara fenotip ortaya çıkar. Ara fenotip ne demekti? Mesela kırmızı ve beyaz bireyleri çaprazladığınızda mesela büyük A ağ, büyük A'lar kırmızı, küçük A ağ, küçük A'lar beyaz. Çaprazladığınızda ortaya heterozigot birey çıktı. Ne oldu? Bu bireyler pembe oluyor. Ara fenotip ortaya çıktı mı? Eksik baskınlıkta çıktı. Bu doğrudur. Bazı mutant alellerin anneden veya babadan alınmasına göre yavrunun fenotipik ifadesi değişebilir. Arkadaşlar burada anneden ya da babadan gelen mutant aleller yavrudaki fenotipik etkiye işaret edebilir. Mesela biz anasal etki falan diyoruz. Mitokondriyal DNA'dan gelebiliyor. Ya da işte annenin genotipine bağlı olabiliyor. Babanın genotipine bağlı olabiliyor. O yüzden yavruyu etkileyebiliyor. Dolayısıyla bu doğrudur. Eş baskınlık durumunda iki allel tek başına bulundukları durumdaki gibi ifade edilirler. Yani şöyle düşünün. A kan gruplu bir bireyle B kan gruplu bir birey e, yavruları olduğu zaman ne olacak? AB. İkisini de ben yazdım mı? İkisinin allellerinde yazdım. O zaman doğrudur. Tek başına bulundukları gibi ifade ediliyor. Ölümcül mutasyonlar daima X'e bağlı çeknik özellik şeklinde kalıtılır demiş. Zaten daima gibi şeyler görüyorsunuz. Sadece daima kesinlikle gibi şeyler görüyorsanız orada bir e, yanlışlık arayın. Yani genelde yanlış oluyor bunlar. Dolayısıyla bu yanlıştır. Sadece X'e bağlı değil. Otozomal de olabilir. Y'ye bağlı olabilir. Ya da X'e bağlı baskın olabilir. Dolayısıyla bu yanlıştır. Cevabımız 2, 3, 4 şeklinde olur. Altıncı soru. Aşağıdaki tabloda diyor 5 ailenin ebeveynlerinin kan grubu genotipleri verilmiştir. Bu ailelerin kan grupları ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Diyor ki birinci ailenin çocukları arasında bu özellik bakımından en fazla 4 farklı genotip genotipe rastlanabilir. Şimdi 4 farklı genotip diyor. İlk önce benim genotipleri bir bakmam lazım arkadaşlar. Şimdi A0 ve BB'yi çaprazladığım zaman ne olur? AB değil mi? Ya da B0 olur. R'leri çaprazladığım zaman büyük R, küçük R ya da küçük R, küçük R olur. 2 ihtimal burada var, 2 ihtimal burada var. 2 i̇ki çarpı 2'den 4 ihtimal vardır. 4 farklı genotip oluşur. Bu doğrudur. Şöyle işaretleyelim. İkinci ailenin AB kan grubuna sahip çocuklarının olması beklenmez. İkinci ailede bakın sıfırlar ve AB var. AB ile sıfırı çaprazladığım zaman ne olur? Ya A sıfır olur ya da B sıfır olur. AB olması beklenmez. 2 doğru Bursa. Üçüncü ailenin her iki özellik bakımından en fazla altı farklı fenotipte çocukları olabilir demiş. Çaprazlayalım. Bakın üçüncü aile çaprazlıyorum. AB ile AB'yi çaprazladığımız zaman ne olur? AA değil mi? AB bir de BB olur. R'leri çaprazladığımız zaman ne olur arkadaşlar? Büyük R, büyük R, büyük R, büyük R, küçük R, küçük R, küçük R. Küçük R. Bunlar 3 çarpı 3'ten 6 farklı değil. 9 farklı genotipte olur. Yani dokuz farklı ha pardon altı farklı fenotip demiş. Genotip dememiş. Fenotipe baktığım zaman arkadaşlar bu ya pozitif olur ya da negatif olur. Burası iki ihtimaldir. Şurası da ya AA ya AB ya da B kan grupludur. Dolayısıyla 3 de buradan 3 ile 2'yi çarptığımız zaman altı doğru. Ben genotip olarak okudum burayı yanlış oldu. Dördüncü aile plazmasında anti A ve anti B antikorlarını birlikte bulunduran bir çocuğa sahip olabilir. Anti A ve anti B'nin bir arada bulunabilmesi için bu çocuğun sıfır kan gruplu olması lazım. Dördüncü ailede sıfır kan gruplu bir çocuk ortaya çıkabilir mi? Çıkabilir. Çünkü annede de, de babada da de de sıfır kan grubu var. Olur. 5. ailede bir gebelikte eritroblastosis fetalis durumu ile karşılaşma olasılığı %50'dir. Eritroblastosis fetalis ne demektir? ne demektir? Kan uyuşmazlığı. Kan uyuşmazlığında anne negatif olur, baba pozitif olur. Çocuk da pozitif olacak arkadaşlar. Şimdi bakıyorum bakın. Annemiz ne? Negatif. Babamız ne? Pozitif hem de büyük R büyük R. Çaprazladığım zaman bu çocuk kesinlikle büyük R küçük R oluyor mu? Oluyor. Kesinlikle pozitif oluyor. Burada karşılaşma olasılığı %50 değil %100. Eğer bunun yanında bir de küçük re küçük re olsaydı ben o zaman %50 de derdim. Hani ortaya çıkma ihtimali ama direkt sadece heterozigot birey yani pozitif birey oluşacağı için kesinlikle eritroblastosis fetalis durumu ortaya çıkabilir. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. 2015 FEN ÖABT'ye gelelim. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında 1-2-3 numaralı bireylerin kan grubu fenotipleri verilmiştir. Buna göre 4 numaralı bireyin AB ABRH pozitif grubundan olmalısını kaçtır? Bakalım şimdi çaprazlama yapacağız aslında. Buradan bulacağız. Hani çok kolaydır bu soy ağacı soruları. Eğer soy ağacı sorularını çözmekte sıkıntı çekiyorsanız şöyle yapın arkadaşlar bu TET AYT kitaplarından bol bol bu soy ağaçları sorularını çözün. Çünkü genellikle hani o düzeyde oluyor. Çok böyle üst düzeyde sorular sormuyorlar. Çok nadir soruluyor böyle üst düzey sorular. O yüzden TET AYT kitaplarından mutlaka bu soy ağacı sorularını çözün. Kalıtım sorularını çözün. Kendinize emin olun geliştirirsiniz. Şimdi bakıyorum. Burada 0 RH negatif bir çocuk oluşmuş. 0 0 küçük R küçük R. Birinci bireyimizi yazıyoruz annemize. A yanındakini bilmiyorum. Çünkü AA da olabilir, A0 da olabilir. RH pozitif, büyük R var. Yanındakini bilmiyorum. Büyük R de olabilir, küçük R de olabilir. Aynı durum ikinci bire içinde geçerli. B'yi yazdım. BB de olabilir, B0 da. Büyük R'yi yazdım, pozitif olduğu için büyük R, büyük R de olabilir. Büyük R, küçük R de olabilir. Ben bunu nereden bulacağım? Birinci çocuktan bulacağım. 3 numarada. Dolayısıyla bakın, bu sıfırların yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Anneden. Diğerini kimden alacak? Babadan. Küçük R'lerin yan yana gelmesi için birini anneden birini babadan aldı. Şimdi ben anne ve babanın genotipini buldum. Şimdi çaprazlama yapıyorum. A0 B0'ı kendi arasında çaprazlıyorum. Ne olur? AB değil mi? A0, B0, 00. RH'ları da kendi arasında çaprazlıyorum. Çaprazlayalım. Büyük R, büyük R. Büyük R, R. büyük R, küçük R. Büyük R, küçük R. Küçük R, küçük R. Bize ne soruyor? ABRH pozitif. AB olma ihtimali nedir? 1 bölü 4'tür. Pozitif olma ihtimali bakın 3 tanesi pozitif burada. 3 bölü 4. Çarptığımız zaman ne olacak? 3 bölü 16 olacak arkadaşlar. Cevabımız Bursa seçeneği olur. Bu tür sorular emin olun çok kolay sorular. Sadece kendinizi birazcık geliştirmeniz lazım. Bol bol soru çözmeniz lazım. Diyor ki Hemofili ve renk körlüğü insanda X kromozomu üzerinde çekinik genlerle kalıtılan iki hastalıktır. Sağlam ve hasta bireylerin gösterildiği bu soy ağacındaki kaç numaralı çocuğun crossing over sonucunda ortaya çıktığı söylenebilir. Soy ağacındaki bireylerde yatay çizgiler renk körlüğünü, dikey çizgilerde hemofil hastalığını göstermektedir. Şimdi yatay çizgiler renk körüymüş. O zaman bakın burada X'leri hem hemofili bakımından hem de renk körlüğü bakımından birlikte düşüneceğiz. Şimdi bu birey arkadaşlar, hem şeymiş renk körü bireymiş. Yatay çizgiler renk körüydü değil mi? Evet. Bu bireyimiz renk körü bir bireymiş. O zaman buna ne yazacağım? X üzeri küçük r, X üzeri küçük y yazacağım. Şu birey arkadaşlar, diğer bireyimiz neymiş? Hemofiliymiş. O zaman X üzeri küçük h y yazacağım. Şimdi buraya baktığınız zaman ee, bu bireyde hemofili hastalığı ortaya çıkmamışsa Demek ki bu bireyde hemofili yok. Şöyle düşünebilirsiniz. X üzeri büyük H var ama X'in yanındakini bilemem. Hani küçük H de olabilir, büyük H de olabilir. Daha sonra şu bireye bakıyorum arkadaşlar. Hemofili bakımından hasta ama renk körlüğü bakımından sağlam. Çünkü değil mi? yatay çizgisi yok. O yüzden ne derim ben? X üzeri büyük H, Y derim. O zaman şöyle düşünebilir miyiz? Pardon X üzeri büyük R, y derim şuraya. X üzeri büyük R, o zaman şöyle düşünebilir miyiz? Bakın büyük H ile pardon küçük h ile büyük R aynı kromozom üzerinde kalıtılıyor diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Buradan da şunu çıkarabiliriz. Bakın X üzeri büyük H ile X üzeri küçük R bir arada kalıtılıyor diyebiliriz arkadaşlar. Tamam mı? Yani birbirine bağlı genlerdir diyebiliriz. O zaman geliyorum diğerlerini çözümlemeye. Şimdi bu Şuradaki babamız. Buradaki babamız hem hemofiliymiş hem de renk körüymüş. Yani x üzeri küçük r h y diyor. Şimdi birinci bireye bakıyorum. Bunun annesi zaten neymiş? Annesi sağlam ama annesi nasıl sağlam? Annesi babasından kesinlikle neyi aldı bakın? X üzeri büyük R H'yi aldı. Yani renk körlüğünün hasta olmadığını ee, ve şey de aldı. Şuradaki küçük H'yi de aldı. Annesinden ne alacak? Annesinden de x üzeri büyük h küçük r'yi alacak. Dolayısıyla büyük h ve büyük r yan yana geldiği için bu bireyimiz sağlam oldu. Şimdi arkadaşlar birinci bireye bakıyorum. Birinci birey babasından kesinlikle ne alır? x üzeri küçük Rh Annesinden ne alacak? Bakın annesinden x üzeri büyük r ee, şey olması için renk körü olabilmesi için X üzeri küçük R'yi alması lazım. O zaman X üzeri küçük R. Yanında da ne var? Büyük H var. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Bir araya geldi. Sıkıntı olmadı. O zaman bunda şey yoktur. Mutasyon yoktur. 2 numaraya bakıyorum. Yine dişi. Dişi birey babasından kesinlikle X üzeri küçük h'yi alır mı? Alır. Hemofil olabilmesi için de neyi alması lazım? Küçük H olanı alması lazım. Yani şunu. O zaman ne olacak? X üzeri büyük R, H. Böylelikle hemofil oldu, renk körü olmadı. Tamam, bunda da herhangi bir sıkıntı olmadı. Şimdi buraları siliyorum karışmasın diye. Geliyorum 3 numaralı bireye. 3 numaralı birey neymiş? Hemofiliymiş. O zaman hemofilinin olduğu alleli alacak annesinden. X üzeri büyük R, H, Y aldı babasından. Hemofil oldu, renk körlü olmadı. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. 4 numaraya geliyorum. Neyi almış? Renk körlüğü genini almış. O zaman ikinci alleli alacak. Yani X üzeri şuradan göstereyim. Şunu alacak arkadaşlar. X üzeri büyük H, küçük R Y oldu. Burada da herhangi bir şekilde ne olmadı? Sıkıntı olmadı. Bir araya geldiği zaman bu renk körü oldu. Hemofili olmadı. Beşinci bireye geliyorum. Şimdi beşinci bireyde hem hemofili var hem de ne var arkadaşlar? Renk körlüğü var. Babasından kesinlikle ne aldı? X üzeri küçük R, H aldı. Annesinden bakın. Şunu alırsa ne olur? X üzeri büyük R şurayı silelim. X üzeri büyük R küçük H'yi alırsa. Pardon yine sildik. Büyük R küçük H alırsa renk körü olmaz, hemofil olur. Babasından kesinlikle yine bu geni alıyor. Diğer geni annesinden alırsa X üzeri büyük H küçük R. O zaman da renk körü olur, hemofil olmaz. Dolayısıyla ya renk kör olacak ya hemofil olmayacak ya da hemofil olacak renk kör olmayacak. Burada ama her ikisi de görülüyor. O zaman bu bireyde bir crossing over meydana gelmiş. Tamam mı? Bu büyük H ile küçük H yer değiştirmiş. Ya da büyük R ile küçük R yer değiştirmiş. Dolayısıyla bu bireyde hem hemofili hem de renk körlüğü ortaya çıkmıştır. O zaman Hangisinde mutasyon ortaya çıkmış? Crossing, mutasyon demeyelim crossing over. 5 numaralı bireyde. Hani ilk başta böyle anlaması biraz zor gelebilir ama genleri böyle birbirine bağlı düşündüğünüz zaman gerçekten anlaşılır bir soru. 2016 FEN ÖABT bir homolog kromozom çifti ile ilgili diyor. Hangileri doğrudur? Homolog kromozom çifti neydi? Biri anneden diğeri bir babadan gelecek. Sentromerlerin karşılıklı konumları aynıdır. Arkadaşlar zaten homolog kromozom oldukları için sentromerlerin karşılıklı konumları yani şurada kromatikleri bağlayan bu sentromerler aynı konumda olacaklar. Mecbur çünkü birbirlerine bağlanıyorlar. Karyotip analizlerinde boyama desenleri kural olarak aynıdır. Zaten kural olarak aynı oldukları için karyotip yani bu kromozom haritalarında birbiriyle yan yana olurlar bu homolog kromozomlar. O yüzden doğrudur. Karşılıklı dokuslarında yer alan alleller aynıdır. Şimdi allel demek bizim fenotip, fenotipimizi belirleyen alleller demektir. Şöyle bunda büyük A varsa bunda küçük A olabilir. Veya bunda küçük A varsa bunda büyük A olabilir. Dolayısıyla yer alan alleller aynı olmayabilir arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 Bursa seçeneği olacak. Gelelim 10. sorumuza. Renk körlüğü X kromozomu üzerindeki çekinik bir alel tarafından kalıtılır. Annesi renk körü, babası bu hastalık bakımından sağlıklı olan bir kadın. Şimdi annesi renk körüyse bu kadının tamam mı? Annesinden kesinlikle renk körlüğü yeni gelmiş midir? Gelmiş. Babası da neymiş? Sağlıklıymış. O zaman babasından da X üzeri büyük R'yi aldı. Sonra geliyorum erkek bireye. Erkek birey de neymiş? Babası renk körüymüş. Ancak kendisi sağlıklı bir erkekle evleniyormuş babası renk körü olan kendisi sağlıklı bir erkek. Şimdi arkadaşlar zaten erkekle babasının renk körü olması önemli değil. Çünkü erkekler X kromozomunu kimden alıyor? Anneden. Eğer sağlıklıysa erkek sağlıklıdır. Zaten X üzeri büyük R Y yazdık. Diyor ki bu evlilikten doğabilecek bir kız çocuğunun ve bir erkek çocuğunun renk körü olma olasılığı. Şimdi çaprazlayalım. Ne olur arkadaşlar? Burada X üzeri büyük R X üzeri büyük R. Daha sonra X üzeri büyük R Y. Sonra x üzeri büyük r, x üzeri küçük r, x üzeri küçük r, y. Şimdi kız çocuklarına bakıyorum. Kız çocukları arasında renk körü olma ihtimali var mı kız çocukları arasında? Bakın yok değil mi? Küçük r, küçük r yok. O zaman sıfır olacak. Şunlar gitti. Daha sonra erkek çocuklarına bakıyorum arkadaşlar. Erkek çocuklarında ee, renk kör olma ihtimali nedir? Erkek çocukları arasında 1 bölü 2'dir. O zaman sıfıra 1 bölü 2 olacak. Yani cevabımız Edirne seçeneği olacak. 11. sorumuz. Meyve sineğinde. Drozofila. Gri vücut renginden sorumlu. Allel. Siyah vücut renginden sorumlu. Allele. Normal kanat oluşumundan sorumlu. Allel. Körelmiş kanat oluşumundan sorumlu. Allele baskındır. Şimdi gri vücut rengine. Büyük A diyelim. Siyah olan da ne olur? Siyah olan baskın olduğu için, hani gri siyaha baskın olduğu için siyah olan küçük A olur. Körelmiş e, normal kanat. Bakın normal kanat. Buna B diyelim. Körelmiş kanatta ne olacak? Küçük B olacak. Dük her iki karakter yönünden heterozigot olan dişi sineğin çekinik fenotipe sahip erkek sinekle çaprazlanması sonucunda oluşan yavru bireyin fenotipleri ve miktarları aşağıda verilmiştir. Şimdi arkadaşlar burada... Her iki karakter yönünden heterozigot olan dişi sinek varmış. Neymiş bu? Büyük ya küçük ya. Büyük B küçük B. Bu birey çekinik bireyle fenotipe sahip erkek sinekle çaprazlanıyor. Yani küçük ya küçük ya. Küçük B küçük B. Çaprazladığımız zaman bakın ne olacak? Çaprazladığımızda ilk önce gametlerimizi bulalım. Gametlerimiz nedir? Bakın büyük A büyük B'dir burada. Daha sonra büyük A küçük B'dir. Sonra küçük A büyük B'dir. Küçük A küçük B'dir. Burada gamet nedir? Küçük A küçük B'dir. Bunları çaprazladığınız zaman arkadaşlar hemen fenotiplerini bulalım. Bakın şurada. Bir dakika şu farklı bir renkle yapalım. Ha, Ne olur? Büyük A küçük A. Büyük B küçük B. Daha sonra büyük A küçük A. Küçük B küçük B. Sonra küçük A küçük A. Büyük B küçük B. Sonra arkadaşlar küçük A küçük A küçük b küçük b. Hemen yazıyorum. Ne olur bakın? Gri normal kanatlı. Gri körelmiş kanatlı. Ee, siyah normal kanatlı. Siyah körelmiş kanatlı. Burada oranlara bakıyorum. Diyor ki: Bu durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? Oranlara baktığımız zaman arkadaşlar burada e, gri vücut normal kanatlı 965 siyah vücut normal kanatlı 944, gri vücut körelmiş kanat 206, siyah vücut körelmiş kanat 185. Ama ben burada bağımsız dağılım yaptığım zaman hepsi aynı oranda oluşması gerekiyordu. Yani 1, 1, 1, 1 oranı vardı. Burada farklı bir oran ortaya çıkmış. Dolayısıyla burada hangisine bağlı kalıtım hangisiyle açıklanabilir diye soruyor bize. Burada X'e bağlı kalıtım olmaz. Çünkü bizim X ilgimiz yok. Y ile de olmaz. Kromozomlarda ayrılmama olayı gerçekleşseydi o zaman e, burada kromozom sayısı ile ilgili bize bir şey vermesi gerekiyordu. Hani birey sayısıyla ilgili değil. Çoklu alleller de yine aynı şekilde mantıklı gelmiyor. O zaman da e, birden fazla yani ikiden fazla allel vermesi gerekiyordu. İlgili genlerin aynı kromozom üzerinde bulunması. Yani şöyle düşünün diyor ki burada diyor mesela büyük hayla Büyük B aynı gen üzerinde, küçük a ile küçük B de aynı gen üzerinde. Eğer böyle olursa yine oran bu şekilde çıkmaz. Bakın yine oran bu şekilde çıkmaz. O yüzden bu soruda bir e, yanlışlık var. Yani oranlama yaptığımız zaman bakın şu bireyimiz bir crossing over var olduğunu düşünüyoruz. Bir de crossing over yok olduğunu düşünerek bir çaprazlama yapıyoruz, tamam mı? Crossing over yokken gametlerimiz ne olur? Büyük A, büyük B Küçük A, küçük B. Crossing over yokken. Crossing over varken nasıl olacak arkadaşlar? Yine az önceki gametler ortaya çıkacak. Büyük A, küçük B. Ee, şöyle bir dakika. Yanlış yazdım. Hı. Küçük A, büyük B. Daha sonra. Büyük A, büyük B. Küçük A, küçük B. Sonra bir de bunu küçük A, küçük B ile çaprazlayacağız. Böyle yaptığımız zaman çaprazlama yaptığımız zaman bakın crossing over olduğunu var sayarsak bile yine aynı oran ortaya çıkıyor. Yani yine bir, 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 bir oran ortaya çıkıyor. Ya crossing over yok diyecekti bize. O zaman crossing over yoksa ne olur çaprazlama yaptığımızda bireyler ya küçük A, büyük A, küçük A, büyük B, küçük B olur. Çünkü erkek bireyimiz küçük A, küçük B olduğu için onunla çaprazlıyorum. Ya da küçük A, küçük A, küçük B, küçük B. Yani ya ortaya normal kanatlı gri vücutlu ya da körelmiş kanatlı siyah vücutlu bireyler ortaya çıkar iki durum ortaya çıkıyor ama burada dört durum ortaya çıkmış arkadaşlar dört durum ortaya çıksa o zaman crossing kovur var demekti e crossing kovur varsa da ne ortaya çıkıyor bakın bir 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 oran ortaya çıkıyor bize burada bir 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 oranını vermemiş bakın burada 3 3 hemen hemen 1 1 oranını vermiş. Dolayısıyla burada bir yanlışlık var. Hani bu soruda bu sorunun cevabını değişik olarak vermiş. Aynı kromozom üzerinde bulunması ama soruda yanlışlık vardır arkadaşlar. O yüzden hani bu soruya çok da takılmayın derim. Yani sayıları burada yanlış vermiştir. Gelelim diğer sorumuza. İnsanlarda alın kısmında saç çizgisinde sivri bir hattın bulunması açık alınılık olarak adlandırılır açık alınlı olma ve olmama özellikleri otozomal bir gen tarafından kalıtılmaktadır. Aşağıda diyor bu özelliklerle ilgili üç kuşaklık bir soy ağacı verilmiştir. Heh, sorunun devamı şu taraftaymış. Pardon. Diyor ki bu soy ağacındaki bilgilere göre hangileri doğrudur? Şimdi açık alınlılığın Hani o heterozigot pardon çekinik ee, mi baskın mı olduğunu bize söylememiş. O yüzden biz çekinik mi baskın mı olduğunu kendimiz bulacağız. Çekinik olduğunu düşünürsek taralı bireylere küçük a küçük a yazıyorum. Küçük a küçük a yazıyorum. Bakın hemen en alttaki soy ağacından başlayalım. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini anneden birini babadan aldı sıkıntı yok. Ama şu bireyin açık alınlı olmaması için büyük ay taşıması lazım. Ama anne ve babada büyük a var mı? Yok. O zaman bu özellik otozoma baskın olarak kalıtılıyor olabilir. Şimdi otozoma baskını deneyelim arkadaşlar. Otozoma baskında da bu sefer sağlam olan bireylere küçük ay küçük ay yazıyorsunuz. Bunları not alın mutlaka bir yere. Eğer otozoma çekinik diyorsa taralı bireylere küçük ay küçük ay yazın. Otozomal baskın diyorsa taralı olmayanlara küçük ay küçük ay yazın. Tamam mı? bunlar sizi cevaba götürür. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Anneden. Diğerini kimden alacak? Babadan. Bunların taralı olması için büyük ay taşıması gerekiyor. Sıkıntı çıkmadı. Yine küçük ağanın yan yana gelmesi için birini babadan aldı. Diğerini anneden alacak. Anne büyük aya sahip olacak. Burada da arkadaşlar bu birey bakın bu anne bütün çocuklarına küçük ay verir. Tamam. Buradan da ne olur? Babalarından da mesela bu büyük ağayı alır. Bunlar da küçük ağayı alırsa herhangi bir sıkıntı olmaz. O zaman neymiş? O tozuma baskınmış. Diyor ki açık alında olma özelliği baskın bir alel tarafından kontrol edilmektedir. Doğru. İkinci kuşaktaki açık alınlı 3 bireyin genotipleri birbiriyle aynıdır. İkinci kuşağa bakıyorum. Açık alınlı bireyler hepsi heterozigot mu? Heterozigot. O zaman doğru. Üçüncü kuşaktaki açık alınlı bireyin genotipinin homozigot olma olasılığı 1 bölü 2'dir demiş. Şimdi şu heterozigotları çaprazladığımız zaman ne olur? Büyük A büyük A olur. Büyük A küçük A olur. Büyük A küçük A. Küçük A küçük A. Küçük A'yı almıyorum zaten. Çünkü küçük A olsaydı ne olurdu arkadaşlar? Taralı olurdu. Burada açık alanı bireyin. Homozigot olma olasılığı yani büyük A büyük A olmasılığı nedir? 1 bölü 3'tür. Bize burada 1 bölü 2'dir demiş. Bu yanlıştır. Cevabımız 1 ve 2 denizi seçeneği olacak. 12. sorumuz. Gelelim diğer sorumuza. 13. sorumuza. 2017 fen diyor ki bezelyelerde sarı tohum renginden sorumlu allel yeşil tohum renginden sorumlu allele baskındır. Bezelyelerin genotipi saf döl baskın, melez ve saf döl çekinik olabilir. Sarı tohumlu bezelye bitkisinin bu özellikle ilgili genotipini belirlemek için şimdi arkadaşlar ben bir bezelye bitkisinin hani diyelim ki elimizde sarı renkli bir bezelye var. Sarı renkli bezelyenin oluşma ihtimali ya büyük S büyük S'dir ya da büyük S küçük S'dir. Bunu hangi genotipte olduğunu anlayabilmem için küçük S küçük S ile yani yeşil bireylerle çaprazlamam gerekiyor. Diyor ki sarı tohumlu bir bezelye bitkisinin bu özellikle ilgili genotipini belirlemek için işlemlerinden hangileriyle sonucu ulaşılabilir? Ne yaparım? Ben küçük S küçük S ile çaprazlarsam eğer o zaman e, sonucu öğrenebilirim. Yeşil tohumlu bitkiyle çaprazlama olur ebeveyniyle çaprazlama. Ebeveyniyle çaprazladığınız zaman ebeveyni de sarıysa size herhangi bir bilgi vermez. Dolayısıyla gitti. Saf döl sarı tohumlu bitkiyle çaprazlamak. Arkadaşlar saf döl yani büyükse büyükseyle çaprazladığınız zaman yine bu heterozigotun nasıl olduğunu anlayamayız. O yüzden gider. Cevabımız ne olacak? Yalnız bir sadece yeşil bireyle çaprazladığımız zaman durum ortaya çıkabiliyor. Yine bir soy ağacı sorusu. Diyor ki Aşağıdaki soy ağacında otozomal çekinik genlerle katılan bir hastalığın seyri gösterilmiştir. Bu soy ağacında ikinci kuşakta yer alan 4 ve 5 numaralı bireyler evlenecek olursa bu çiftin çocuklarında ilgili hastalığın ortaya çıkma olasılığı. Şimdi otozomal çekinikmiş bakın küçük a küçük a yazdım küçük a küçük a. Bu küçük ağların yan yana gelmesi için birini anneden diğerini babadan alıyor. Bunların taralı olmaması için de heterozigot olması gerekiyor. Sonra geliyorum arkadaşlar. Burada küçük A baba sahip bütün çocuklarına küçük A'yı verir mi? Verir. Çocukların taralı olmaması için de ne olması lazım? Heterozigot olması gerekiyor. Şimdi benim burada şu 4 numaralı bireyi bulmam lazım. 4 numaralı bireyin taralı olmadığını biliyorum. O zaman anne ve babayı çaprazladığımızda ne olur? Büyük A büyük A. Büyük A küçük A. Büyük A küçük A. A, küçük, A. küçük A küçük A olur. Buradan direkt şu küçük A küçük A'yı siliyorsunuz. Çünkü buna sahip olsaydı zaten taralı olurdu. Ben burada bu hastalığın ortaya çıkma ihtimalini bulmam için şu heterozigotlardan birini almam lazım. O yüzden de buradaki heterozigot gelme olasılığı nedir? 2 bölü 3'tür. Çünkü 2 tane heterozigot var toplam 3 tane genotip var. 2 bölü 3 çarpı dedim. Çaprazlama yapalım. Heterozigot birey ile heterozigot bireyi çaprazladığımız zaman şu küçük kanın ortaya çıkma ihtimali ne oluyor? 1 bölü 4 oluyor değil mi? Çarpı 1 bölü 4 dediğim zaman şunlar sadeleşir. Cevabımız ne olur? gitti burada. Cevabımız 1 bölü 6 olur arkadaşlar. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Gelelim diğer sorumuza. İnsanda kulak memesinin ayrık olması özelliği otozomal genlerle kalıtılmaktadır ve kulak memesinin yapışık olması özelliğine baskındır. O zaman kulak memesi yapışıksa neydir arkadaşlar? Küçüken küçükendir yapışık olması. Diyor ki Yukarıdaki soy ağacında gösterilen K ve L çifti bir bebek beklediğine göre. Doğacak bu bebeğin kulak memesinin yapışık ve ayrı olma olasılıkları hangisine doğru verilmiştir? Şimdi kulak memesi yapışık dişi bireyler neymiş? Taralı olarak göstermiş. O zaman ben bunları küçük A küçük A'yı yazıyorum. Şimdi küçük A'ların yan yana gelmesi için buradaki babanın da ne olması lazım? Büyük A küçük A olması lazım. Şimdi benim buradan L'yi bulmam lazım arkadaşlar. L içinde bunun anne babasına ihtiyacım var. O zaman şu küçük a'ların yan yana gelmesi için birini babadan, birini anneden aldı. Bu anne ve baba ayrı kulak memeli olduğu için ne oldu? Heterozigot oldular. L'nin bakın L'nin genotipi nasıl olabilir? Büyük A büyük A olabilir. Büyük A küçük A olabilir. Büyük A küçük A olabilir. Küçük A küçük A olabilir. olabilir mi? Olamaz. Neden? Çünkü eğer öyle olsaydı zaten taralı olurdu. Dolayısıyla burada ben ne yapacağım arkadaşlar? İlk önce kulak memesi yapışık olma ihtimalini bulacağım. Kulak memesinin yapışık olması için şunlardan birinin gelmesi lazım. Yani yine ben 2/3'ü alıyorum. Yazıyorum çarpı dedim. Bunlardan birinin geldiğini varsayıp ne yapıyorum? Küçük a küçük a'yla çapraz diyorum. Ne olur çaprazladığım zaman? Ya büyük a büyük a olur ya da büyük a küçük a olur. Buradan yapışık olma ihtimali ne olacak? 1/2. 1/2 çaprazladım. Bunlar gider çarptığım zaman 1 bölü 3 olacak. Kulak memesi yapışık zaten cevap çıkıyor. Kulak memesi ayrık olma ihtimalinde bulalım. Kulak memesi ayrık olabilmesi için zaten buradaki arkadaşlar hepsini taşıması gerekiyor değil mi? Burada herhangi birinin gelmesi bunun kulak memesinin ayrık olma ihtimali vardır demektir. Dolayısıyla burada da sonucumuz direkt ne olacak? 2 bölü 3 olarak yazabiliriz arkadaşlar. Cevabımız Edirne seçeneği olacaktır 15. soru için. Bir de isterseniz şöyle çaprazlayarak da size göstereyim. Bakın büyük A büyük A gelirse kesinlikle ne olacak? Kulak memesi ayrık olacak. Büyük el küçük her gelirse ne olur? 1 bölü 2 oranında olur. Büyük el küçük her gelirse ne olur? Yine 1 bölü 2 oranında olur. Ama bizi zaten belirleyen hangisidir? Şunlardır. Yani şimdi burada 1 bölü 3 kulak memesi yapışıksa Bakın 1 bölü 3 oranında kulak memesi yapışıksa bunun tamamı ne? 3 bölü 3'tür değil mi? 3 bölü 3'ten bu 1 bölü 3'ü çıkardığınız zaman geriye kalan 2 bölü 3'te nedir? Kulak memesinin ayrık olmasıdır. Hani birazcık matematikteki olasılık gibi düşünebilirsiniz. O yüzden cevabımız Edirne seçeneği olacak. 2019 FEN ÖABT sorularına gelelim. İnsanlarda AB0 kan gruplarının kalıtımını araştıran bir öğrencinin durumlarından hangilerine rastlaması olasıdır? Şimdi AB0 kan gruplarında ne var? Bakın A B'ye eş baskın. B, A ve B sıfıra tam baskındır. O zaman eş baskınlık ve tam baskınlık karşısına çıkar. Yani cevabımız 1 ve 2 olur. C seçeneği olur arkadaşlar 16. soru. Eksik baskınlık ne demekti? Onda da mesela kırmızı ile beyazı çaprazladığınız zaman ara bir fenotip pembenin ortaya çıkmasıydı. Dolayısıyla eksik baskınlığın kan gruplarında yeri yoktur. Gelelim 17. sorumuza. Aşağıdaki soyacında 30 zaman çeknik bir hastalığın kalıtımı verilmiştir. Diyor ki buna göre numaralandırılmış bireylerden hangilerinin homozigot veya heterozigot genotipte olup olmadıkları kesin olarak söylenemez. Hemen bakıyoruz arkadaşlar burada. Bakın otozomal çekinik dediği için taralı bireylere küçük her küçük el yazdım. Şimdi e, buradaki şu en baştan başlayalım. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini kimden aldı? Anneden, diğerini babadan. Anne ve baba heterozigot. 1 ve 2 kesin heterozigot. 4'e bakıyorum. 4 numara ne olur? Ya büyük A büyük A olur ya da büyük A küçük A olur. Kesinlik veremiyorum. 4 numara. 5 numaraya bakıyorum. Bakın çocuğu küçük A küçük A olmuş. Birini anneden birini babadan aldı. Bunlar kesinlikle heterozigot oldu. 5 ve 6'yı da sildim. Daha sonra 8 ve 9'a bakıyorum. Çaprazlama yapıldığı zaman anne ve babayı ne olur? Büyük A, büyük A, büyük A küçük A olur. 8 ve 9, 8 ve 9'u da alacağım. Şuraya bakıyorum arkadaşlar. Buradaki birey bakın baba çocuklarına kesinlikle küçük A verecek mi, verir. Buradaki 7 numaraya verir. Heterozigot olur. 7 numara da gitti. Ama 3 numarayı da bilemem. Büyük A, büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. O zaman hangilerini yazacağım? 3 4, 8 ve 9'u yazacağım. 3, 4, 8, 9 yani cevabımız denizli şıkkı olacak. 2019 biyolojiye geçtik. 18. sorumuz diyor ki İnsanda bar cisimci ve X kromozomu inaktivasyonu ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi şöyle bir durum var. İnak, bar cisimci ne demek? Dişilerde arkadaşlar iki tane X kromozomu vardır. Bu X kromozomlarından bir tanesi inaktif hale gelir. Biz buna bar cisimci diyoruz. Yani X kromozomunun inaktivasyonu diyoruz. Diyor ki: Dişi bireylerde X kromozomlarından biri doğal olarak inaktifleştirileceği için X0 eşey kromozomlu bireylerin normal olması beklenir. E, bu durumda bakın X0 eşey kromozomlu bireyler neydi? Turner sendromuna sahip bireyler dedim. Ben bunu size anlattım hani önceki sorularda. Turner sendromu bireyler normal bireyler dedim mi? Demedim. Eğer öyle olsaydı zaten Turner sendromu diye bir şey ortaya çıkmazdı. X0 eşek kromozomlu birey normal olur derdik. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bunlar Turner sendromu bireylerdir. Genellikle kısırdırlar. Boyları kısadır. Ve yumurtalıkları e, yumurtalıkları gelişmeyebiliyor arkadaşlar. Var cisimciğini oluşturan X kromozomundaki genlerin çoğu ifade edilmez. Evet, burada X kromozomu inaktif olduğu için çoğu ifade edilmiyor. Ama hepsi ifade edilmez diyemiyoruz. Çoğu ifade edilmez. O yüzden bu doğrudur. Dişi bireylerde 2X kromozomu olmasına karşın X kromozomu inaktivasyonuyla cinsiyetler arasındaki gen dozajı sağlanır. Doğru. Yani şöyle düşünün. iki tane bizde X kromozomu var. Erkeklerde bir tane var. Bu 2x kromozomunun bütün genleri aktif olsaydı ortaya çıksaydı bu sefer cinsiyetler arasında gen farklılığı ortaya çıkardı. Yani hani bizlerde daha üstün özellikler ortaya çıkabilir, daha farklı özellikler ortaya çıkabilirdi. O yüzden inaktive ediliyor. Doğru. Yumurta ana hücresindeki inaktif X kromozomu yeniden aktifleşir. Bu da doğrudur. Çünkü gametlerden birine inaktif X kromozomu verirse onun bir özelliği kalmaz. O yüzden de ne yapıyor? Yeniden aktifleşiyor. X kromozomunun inaktivasyonunda DNA metilasyonu, DNA'ya metil metil e, metillenme dediğimiz bir olay gerçekleşir arkadaşlar. Metiller bağlanıyor. Dolayısıyla böylece inaktive olmuş oluyor DNA. O yüzden doğrudur. Cevabımız şıkkı olacak. 19. Soru. Bir genetikçi yapmış olduğu dihybrid çaprazlama sonuçlarının Mendel yasalarından önemli ölçüde saptığını gözlemliyor. Bu sonucun ortaya çıkmasına diyor hangileri yol açmışlar? Şimdi Mendel yasalarına göre ne vardı? Tam baskınlık vardı. Eğer sapıyorsa farklı özellikler ortaya çıkmış olabilir. Mesela eksik baskınlık ortaya çıkmış olabilir. Eksik eş baskınlık ortaya çıkmış olabilir. Çok hallerlik ortaya çıkmış olabilir. Pleiotropi ortaya çıkmış olabilir. Diyor ki bezelye dışında farklı bir bitki türü kullanarak çaprazlama yapılmış olması. Bezelye ile işte çaprazlamanın hani o kuralların bilgisi yok. Bezeli üzerinde sadece bu kuralları koymuş ama diğer tüm canlılar için bu kurallar geçerlidir demiş. Bu değil. Özelliklerin kalıtımından sorumlu alellerin aynı kromozom üzerinde olup birbirine yakın konumlanmış olması, bu da over olmadığını veya çok az olduğunu gösterir. Dolayısıyla burada arkadaşlar bağlı genlerden dolayı bir, e, sapma meydana gelebilir. Bu olur. Özelliklerin kalıtımından sorumlu aleller arasında tam baskın olması, zaten tam baskınlık olmuş olsaydı Mendel yasalarından sapmazdı. Dolayısıyla arkadaşlar bu da olmaz. Cevabımız ne olur? Yalnız iki Bursa seçeneği olur. 20. sorumuz. Tay-Sachs hastalığı çocuklukta çocuk çoğunlukla 2 yaşına kadar ölümle sonuçlanan ve doğuştan olan metabolik bir bozukluk olduk. O oh, okuyamıyorum ha soruları. 30 zaman çekinik olarak kaldı. Tamam 30 zaman çekinik. Diyor ki buna göre 2 ve 3 numaralı bireylerden doğacak bir çocuğun Tay-Sachs hastası olma ihtimali kaçtır? Şimdi hemen burada bakın taralı olan bireylere küçük ağa küçük ay yazdım. Şimdi bunların anne ve babasının olduğunu düşünün. Küçük ağların yan yana gelmesi için ne olması lazım arkadaşlar? Anne ve babanın heterozigot olduğunu düşünüyorum. Heterozigot ise eğer bu 2 numaralı birey. Ne olur? Ya büyük A, büyük A olur. Ya büyük A, küçük A olur. Büyük A, küçük A olur. Küçük A, küçük A olma ihtimali var mı? Yok. Neden? Çünkü o zaman ne olurdu? Taralı olurdu. Şimdi burada e, heterozigot durumu almam gerekiyor. Dolayısıyla burada ne alacağım? Bir 2 bölü 3 alacağım. 2 bölü 3. Aynı durum 3 numara içinde geçerli midir? Geçerlidir. O zaman arkadaşlar burada da yine heterozigot olma ihtimalini alıyorum. 2 bölü 3'ü yine buraya yazıyorum. Şimdi çaprazlama yapalım. Çaprazlama yaptığımız zaman heterozigot bireyleri büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A. Küçük A. Bize taysak hasta olma olasılığını soruyor. Yani küçük A, küçük A'yı çarpı diyorum 1 bölü 4. Bu 4 ile bu ikiler birbirini götürdü mü? Götürdü. Çarptığım zaman sonucum ne oldu? 1 bölü 9 oldu. Yani cevabımız Ceyhan şıkkı çıkıyor arkadaşlar 20. soru için. Gelelim diğer sorumuza. 21. soru. Aşağıdaki soy ağacında çok nadir rastlanan kalıtsal bir hastalığın seyri gösterilmiştir. Bu hastalığın kalıtım tipi hangisine uygunluk göstermektedir? Şimdi bakıyorum. Eşeğe bağlı kalıtım tipine diyor. Şimdi eşeğe bağlı kalıtım. Diğerlerine bakalım. Eşeğiyle sınırlı özelliklerin kalıtım tipine. Eşeğin etkisi altında kalan özelliklerin kalıtım tipine. Anasal kalıtım tipine. Poligenik kalıtım tipine. Şimdi bakalım. Burada arkadaşlar e, dikkat ederseniz bakın anneleri hasta olan, bakın anneleri taralı olan tüm çocuklar ne olmuş? Taralı olmuş. Bakın burada anneli, anneleri taralı değil, çocuklar taralı değil. Anne taralı çocuklar taralı. Anne taralı, çocuklar taralı. Anne taralı, çocuklar taralı. Anne taralı değil, çocuklar taralı değil. O zaman buna en uygun kalıtım tipi hangisidir? Anasal kalıtım tipidir. Anasal kalıtım tipi demek anneden çocuklarına geçen hastalık veya işte kalıtım demektir arkadaşlar Dolayısıyla burada ne olacak anasal kalıtım tipi olacak eşeğe bağlı kalıtım tipi olması için e, burada hepsini teker teker eşeğe bağlı işte x'e bağlı y'ye bağlı buna bağlı olarak sürekli denemeniz gerekiyor ama şu şekilde Eğer size böyle bir soru sorulmuşsa öncelikle anasal kalıtım var mı yok mu ona bakın anasal kalıtım Yoksa eğer diğer şıklara bakarsınız tamam mı? Burada anasal kalıtım olduğu için direkt anasal kalıtımı işaretlemiş olduk. Poligenik kalıtım da zaten birden fazla genin tek bir özellik üzerine etki etmesidir. Bunu da soy ağacından zaten çıkaramayız arkadaşlar. Gelelim 2020 fen Aşağıdaki soy ağacında X kromozomuyla kalıtılan çekinik bir hastalık gösterilmiştir diyor. X'e bağlı çekinik hastalık. Diyor ki buna göre hangisine ulaşılamaz. İlk önce ben bu tabloyu bir yapayım. Arkadaşlar X'e bağlı çekinik dediği için X üzeri küçük r Y. Sağlam olan erkek X üzeri büyük r Y. X üzeri küçük küçük r Y, X üzeri küçük r Y. Şimdi tabloyu dolduralım. Şimdi buradaki 8. birey. 8. birey ne olacak? X üzeri büyük r'yi babasından alacak. Ama yanındakini bilemeyiz tamam mı? Anneye bağlı bu. Daha sonra geliyorum üçüncü bireyi zaten biliyorum. Üçüncü birey x kromozomu kimden alır erkek? Anneden alır. O zaman x üzeri küçük d var. Buradaki dişi birey ne olur? Heterozobat olur. Dört numaralı birey zaten erkek olduğu için kesinlikle x üzeri büyük r y'dir. Beş numaralı birey. Babadan kesinlikle ne aldı? X üzeri küçük r'yi aldı. Taral olmamak için de neden ne alır? X üzeri büyük R alır. Burada sadece belirleyemediğimiz kim olur? 8 numaralı birey olur. Diyor ki: 2 ve 5 numaralı bireylerin genotipleri aynıdır. 2 ve 5'e bakıyorum. 2 ve 5 heterozigot mu ikisi de? Evet, ikisi de heterozigot. O zaman A şıkkı doğru. 3 numaralı bireye özellikle ilgili allel 2 numaralı bireyden aktarılmıştır. 3'e bakıyorum. 3 erkek. Erkek X kromozomunu kimden alıyor? Anneden. Yani 2 numaradan almış. Doğru. 4 ve 6 numaralı bireylerin genotipleri aynıdır. 4 ve 6'ya bakıyorum. İkisi de sağlam erkek. ikisi de x üzeri büyük R, y. Doğru. 7 numaralı bireye özellikle ilgili allel 1 numaralı bireyden aktarılmıştır. 7'ye bakıyorum. Şimdi 7 x üzeri küçük R'yi kimden aldı? Anneden. 5 numarada. 5 numara x üzeri küçük R'yi kimden aldı? Bakın babadan kesinlikle x üzeri küçük R aldı. O zaman 1 numaralı bireyden geliyor. Doğru. 8 numaralı birey mutlaka homozigot genotiptir. 8'i belirleyemiyorduk değil mi? Homozigot da olabilirdi, heterozigot da olabilirdi arkadaşlar. Dolayısıyla bu ne olacak? Yanlış olacak. 23. sorumuz. Bir kromozomdan kopan bir parçanın ters dönerek aynı yere bağlanması şeklinde gerçekleşen kromozom yapısı mutasyonu hangisidir? Arkadaşlar ters dönerek tekrardan yerine yapışması e, inversiyon dediğimiz olaydır. Yani burada ne olacak cevabımız? e, ee, inversiyon olacak. Peki diğerleri ne demek? Delesyon. Delesyon parça kaybıdır. Yani buradaki diyelim adenin, timin, guanin, sitozin var ya şuradaki timinin kaybolması nedir? Delesyondur. Translokasyon ne demek? Bir parça değişimidir. Karşısında da bir işte kromozom var. Oradaki parça değişimi olursa translokasyon olur. Nokta mutasyonu demek arkadaşlar. Burada tek bir nükleotidin ortadan kaybolması demektir. İnsersiyon ise Yeni bir baz çiftinin eklenmesidir. Bakın inversiyon ile insersiyon birbirine çok benziyor. O yüzden karıştırmayın. İnsersiyon ekleme demektir. Ekleme. İnversiyon da ters dönme demektir. Ters dönüp tekrardan yerine yapışma demektir. Tamam mı? Bu ikisini karıştırmayın lütfen. 24. sorumuz. Aşağıdaki tabloda 3 öğrencinin bazı genetik kavramlara ilişkin örnek açıklamaları verilmiştir diyor. Buna göre kavramlara ilişkin hangileri doğrudur? Pleiotropi. Orak hücre anemisi olan bireylerin aynı zamanda sıtmaya karşı dirençli olması. Arkadaşlar, ee, pleiotropi ne demek? Bir genin birden fazla özelliğe etki etmesidir. Yani orak hücre hem orak hücre anemisini etki ediyor hem de sıtmaya karşı dirençli olmasını sağlıyor. O yüzden bu doğrudur. Çok hallerlik. İnsan popülasyonunda AB0 kan grubu bakımından 4 farklı fenotipin ortaya çıkması. AB0 bakın 3 tane allel var burada. Bu çok allelliktir. Doğru. 2 ve yani 2'den fazla allelin olması çok allellik demektir. Eş baskınlık, aslan ağzı bitkisini kırmızı ve beyaz çiçekli bireylerin çaprazlanmasından pembe çiçekli bireylerin elde edilmesi bu eksik baskınlıktır. Eş baskınlık değil. Eksik baskınlık için AB kan grubunu örnek olarak verebilirdi. A ve B etkisini bir araya geldiğinde gösteremiyor, baskınlık kuramıyor. İkisi de etkisini ortaya çıkarıyor. Eş baskınlık budur. Burada örnek verdiği eksik baskınlıktır. Cevabımız C şıkkı 1 ve 2 olur. 25. sorumuz. Diyor ki hemofili X kromozomu ile kalıtılan çekinik bir özelliktir. Buna göre diyor yukarıdaki soy ağacında belirten Ayşe ve Ahmet çiftinin çocuklarında hemofilin ortaya çıkma olasılığı kaçtır? Şimdi hemen yapalım. Bakın X üzeri küçük H, Y. X üzeri küçük H, Y. Şimdi burada Ayşe babasından kesinlikle X üzeri küçük H'yi alır mı? Alır. Mecburen taralı olmamak için de büyük H olması gerekiyor. E buradaki Ahmet zaten sağlıklı X üzeri. E, büyük h y. çaprazlama yapalım. Çaprazlama yaptığımız zaman ne olacak? x üzeri büyük h x üzeri büyük h x üzeri büyük h y x üzeri büyük h x üzeri küçük h x üzeri küçük h y bize ne diyor? Hemofilinin ortaya çıkması olasılığı. Hangi hemofil oldu? Buradaki erkek çocuk. Yani ne oldu? 1 bölü 4 oranında oldu arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Bursa seçeneği olur. 26. sorumuz. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında toplumda nadir görülen kalıtsal hastalığın bir ailedeki seyri gösterilmiştir. Bu hastalıkla ilgili diyor ifadelerinden hangileri doğru olabilir? Bakalım diyor ki otozomal baskın alleliyle kalıtılıyor olabilir. Otozomal baskın diyorsa ne yapıyordum? Sağlam olanlara küçük a küçük a yazıyordum. Yazalım. Küçük a küçük a. Şimdi bakın burada soruları çokça çözdüğünüz zaman zaten direkt hani bir yerde anlayacaksınız olmadığını. Şu 5 numaralı bireyin taralı olması için büyük ay taşıması gerekiyor. Ama annesinde ve babasında büyük ay yok. O zaman 30'uma baskın olamaz. Bu gitti. X'e bağlı çekinik allerle kalıtılıyor olabilir demiş. X'e bağlı çekinik. Bakalım. O zaman ne olacak? Şuradaki erkek birey x üzeri küçük r ye. x üzeri küçük r, x üzeri küçük r. Daha sonra x üzeri küçük re y, x üzeri küçük R y, x üzeri küçük re y. Şimdi buraya baktığımız zaman arkadaşlar, buradaki erkek kimden alıyor e, hastalık genini anneden. Annemiz hasta, tamam, anne de var bu gen. Şuradaki erkek kimden alacak, anneden alacak. Anne heterozigot olursa herhangi bir sıkıntı olmaz. Buradaki erkek birey yine annesinden alacak, x üzeri küçük re, x üzeri büyük re olur, sıkıntı olmaz. Daha sonra bu x üzeri küçük r olan baba kız çocuklarına ne verecek? x üzeri küçük r'yi verecek. Herhangi bir sıkıntı çıktı mı? Çıkmadı arkadaşlar. O zaman x'e bağlı çekinik olabilir. Üçüncü kuşaktaki 5 numaralı bireyde kesinlikle mutasyon meydana gelmiştir demiş. 5 numaralı bireye bakıyorum. 5 numaralı birey x üzeri küçük r y. Annesinden bunu almış olabilir mi? Olabilir. Dolayısıyla ben burada kesinlikle mutasyon meydana gelmiş olabilir diyebilir miyim? Diyemem. Zaten kesinlik bir şey bu soy ağacıyla ile ilgili kesinlik veremem arkadaşlar. O yüzden bu yanlıştır. Cevabımız Bursa yalnız 2 olur. 2021 FEN Aşağıdaki soy ağacında bir aileye ait kan grubu fenotiplerine bazıları verilmiştir diyor. Buna göre babanın sahip olacağı olabileceği olası tüm kan grubu fenotipleri hangisinde birlikte verilmiştir? Şimdi bakın burada AB kan gruplu bir birey A, B kan gruplu bir birey oluşmuş. Burada da A kan gruplu bir birey oluşmuş. Şimdi arkadaşlar bu bireyimiz A sıfır olursa tamam mı? A sıfır olursa ne olur? Şurada A, A'lar yan yana gelip A, olabilir. Daha sonra şuradaki A ile B yan yana gelip A, yi oluşturabilir. Yine A ile sıfır yan yana gelebilir. Dolayısıyla bu olabilir. A sıfır kan gruplu olabilir. Peki A, A olursa ne olur? AA olursa arkadaşlar AA kan gruplu olup bu bireyi oluşturabilir. Ya da AB olup bunu oluşturabilir. Sıkıntı çıkmadı. Geliyorum. B0 olursa. Şimdi şunları şuradakileri silelim. B0 olursa şuradaki A ile buradaki sıfır yan yana gelip bu bireyi oluşturabilir. Buradaki A ile buradaki B yan yana gelebilir. Bunu oluşturabilir. Sıkıntı çıkmadı. BB olursa. Bakın. BB olursa ne olur bireyler? ya AB olur ya da BB olur. Tamam mı? Yani bu A kan grublu bireyin ortaya çıkma ihtimali olmaz. Dolayısıyla BB olmaz. O zaman ne olacak? Zaten AB'nin ortaya çıkabilmesi için de hani burayı 0 0 olarak da düşünebilirsiniz. Bu AB'nin ortaya çıkması için A'yı bundan aldıysa B'yi bundan alacak. Ya da B'yi bundan aldıysa A'yı bundan alacak. Dolayısıyla 0 0 da olmaz. Ne olur? AA A0 B sıfır olarak olabilir arkadaşlar. Yani A ve P B kan gruplu olur. Bir fenotip olarak vermiş. A ve B kan gruplu olur. Cevabımız A şıkkı olacak. 27. soru. Aslında AB B kan gruplu da olabilir. A düşünmedik. Durun. A de düşünelim hemen. Şurayı sileyim. Şimdi A ve B kan gruplu olduğunu biliyoruz. Bir de A düşünelim. A yazmadım ben buraya. Ne olur? A A olup bu birey oluşabilir ya da direkt A ile B yan yana gelip bu birey oluşabilir. O zaman AB'yi de alacağız arkadaşlar. Yani ne olacak? E, AB ve AB şeklinde olur cevabımız deniz seçeneği olacak. 28. soru. İnsanda otozomal homolog kromozomlarda her bir çifti oluşturan iki kromozomla ilgili hangileri doğrudur? E, homolog kromozomlarla ilgili diyor ki aynı sentromer konumuna sahiptirler. Daha önce de hani bununla ilgili bir soru sormuşlardı önceki yıllarda. Dolayısıyla sentromer konumları aynıdır. Doğru. Diyor ki farklı kalıtsal özellikleri kontrol eden genleri taşırlar. Şimdi homolog kromozom demek aynı özellikleri taşıyan genleri taşır demektir. O yüzden bu yanlıştır. Farklı özellikleri taşımazlar. Karyotip analizinde aynı uzunlukta görülürler. Bu da doğrudur arkadaşlar. Otozomal homolog kromozom diyor. Eğer gonozomali de katsaydı burada bize o zaman buna yanlış derdik. Çünkü gonozomalde X ve Y kromozomları yan yana geldiğinde Y daha kısadır. O yüzden bu yanlış olurdu. Otozomal dediği için doğrudur. Cevabımız 1 ve 3 olacak. Diğer soruya geçelim arkadaşlar. 29. soru 2021 biyoloji. Diyor ki Otozomal homolog kromozomlarla ilgili. Bakın aynı soru, bakın aynı soru yukarıda da hatırlamıyorum ama hangi sene olduğunu çözmüştük değil mi? Otozomal homolog kromozomlarla ilgili. Bakın 2021 FEN ÖABT'de sormuşlar. Bakın 28. soru burada. Aynı soruyu, hatta bakayım her şey aynı mı? Yani hemen hemen aynı görülüyor arkadaşlar. 29. soru yani 2021 biyoloji ÖABT'de de sormuşlar. Aynı e, sene aynı soruları hem fende hem biyolojide sorabiliyorlar. Farklı senelerde e, de sorabilirler. O yüzden çıkmış sorular çok çok önemlidir. Diyor ki: Otozomal homolog kromozomlarla ilgili hangileri doğrudur? Boyandıklarında benzer bantlaşma sergilerler. E, otozomal homolog kromozom dediği için doğrudur aynı uzunluğa ve aynı sentromer konumuna sahiptirler. Arkadaşlar, dediğim gibi otozomal homolog kromozom dediği için doğru. Çünkü eğer gonozomal deseydi yani X'i ve Y'yi katsaydı yanlış olurdu. Çünkü X'in Karyotipi bu şekildeyken Y'ninki daha kısadır. O yüzden gonozomal derse bunu yanlış alırız. Ama zaman homolog kromozom dediği için doğru olarak alıyoruz. Karşılıklı lokuslarında farklı genlere ait allerleri bulundururlar. Bunlar homolog kromozom. Anneden ve babadan gelen aynı özellikleri taşıyan kromozomlardır. Dolayısıyla farklı genlere ait allerleri bulundurmazlar. Aynı genlere ait allerleri bulundururlar. Bu yanlıştır. Cevabımız C şıkkı olur. 30. soru. Genomik damgalama ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Arkadaşlar, diyor ki özellikle eşeğe bağlı genlerin ifade edilmesinde etkilidir. Allelin anne ya da babadan katılma, kalıtılmasına bağlı olarak yavruların fenotipinde farklılık ortaya çıkar. Gamet oluşumu sırasında gerçekleşir. Bazı genlerin belirli allellerine sessizleştirilmesine neden olur. Her kuşakta gametleri oluşturan bireyin cinsiyetine göre tekrar değişir. Şimdi öncelikle genomik damgalama ne demek? Bunu bilmemiz gerekiyor. Şimdi homolog kromozomlarda bulunan bir genin yalnızca bir allelinin ifade edilmesidir. Yani şöyle düşünün. Diyelim ki anneden gelen düz saç alleli, babadan gelen kıvırcık saç alleli Arkadaşlar yalnızca kıvırcık saç allelinin ortaya çıkması nedir? Genomik damgalamadır. Yani sadece bu özellik ortaya çıkıyor. Ya da bu baskılanmıştır. Yalnızca düz saç ortaya çıkıyordur. Bu nedir? Genomik damgalama dediğimiz olaydır. Özellikle diyor eşeğe bağlı genlerin ifade edilmesinde etkilidir. Eşeğe bağlı değil, otozomal genler. Bakın özellikle otozomal genlerin ifade edilmesinde etkilidir. Bu yanlıştır. Annenin anne ya da babadan kalıtılmasına bağlı olarak yavruların fenotipinde farklılık ortaya çıkar. Evet mesela anneden düz geliyorsa düz olur veya kıvırcık geliyorsa kıvırcık olur. Yani anneden ya da babadan farklı şekillerde gelebilir arkadaşlar. Doğrudur. Gamet oluşumu sırasında gerçekleşir. Mayoz bölünme sırasında gerçekleşiyor. Doğru. Bazı genlerin belirli allellerinin sessizleştirilmesine neden olur. Az önce söyledim ya mesela kıvırcık allel sessizleştiriliyor düz ortaya çıkıyor. Bu genomik damgalamadır zaten. Her kuşakta gametleri oluşturan bireyin cinsiyetine göre tekrar gerçekleşir. Mesela e, diyelim ki işte bir annenin erkek çocuğu oldu. Erkek çocukta işte diğer çocuğunu aktarılırken çok farklı şekilde ortaya çıkabilir arkadaşlar. Cinsiyete göre e, gerçekleşiyor. Tekrar tekrar ortaya çıkabiliyor. Cevabımız A seçeneği olacak. 31. soru. İnsanlarda ten renginin ortaya çıkması aşağıdaki kalıtım tiplerinden hangisiyle gerçekleşmektedir? Ten rengi 3 e, allelin 3 allelin bir araya gelmesiyle ortaya çıkar arkadaşlar. Şöyle düşünün. Mesela A, a, B, b, C hepsinin e, baskın olduğunu düşünün. Bu bireyler çok koyu renkli bireyler olur. Hepsi çekinik olan bireyler ise arkadaşlar çok açık tenli bireyler olur. Dolayısıyla bunların e, heterozigotluk, homozigotluk veya çekiniklik durumuna göre bireylerdeki bu ten rengi ortaya çıkıyor. Bu nedir? Poligenik kalıtındır. Poli ne demek zaten? Çok demek. Gen de genden aklınıza geliyor zaten. Gen anlamında <laughs> poligen, çok genlilik veya çok allerlik gibi düşünebilirsiniz. Peki epistasi nedir? Epistasi de şu arkadaşlar. bir genin birden fazla özelliği etki etmesi. Mesela hani önceki sorularda çıktı ya. Orak hücre anemisine sahip olan kişilerin neydi ya? Ha, sıtmaya karşı dayanıklı olması. Bakın orak hücre anemisine sebep olan allel sıtmaya karşı dayanıklılığı sağlıyor. Bu neydi? Epistasi. Tek bir allelin, tek bir genin birden fazla özelliğe etki etmesi epistasi. Çoklu aleller ile kalıtım. Burada çoklu aleller derken hani bu AB0 sistemindeki mesela insanlarda kan grubundaki AB0 sistemi aklınıza gelecek. Burada çoklu aleller ama poligenik kalıtımla çoklu aleller birbirinden böyle çok az bir farklılığı var. Yani hemen hemen birbiriyle aynı diyebiliriz ama dediğim gibi çok küçük farklılıkları vardır. Eş baskınlık zaten mesela A ile B yan yana geldiğinde ne oluyordu? A, B kan grubu oluyordu. Allellerin birbiri üzerine baskınlık kuramaması sonucunda her ikisinin de özelliği ortaya çıkıyor. Eksik baskınlık ise ebeveynlerden yani parental kuşaktan Ara fenotipte bir birey ortaya çıkıyor. Mesela kırmızıyla beyaz çiçeklerin döllenmesi sonucunda pembe çiçeklerin oluşması nedir? Eksik baskınlıktır. Cevabımız A olacak. Geçelim diğer sorumuza. 2021 biyoloji devam ediyoruz. Şekildeki soy ağacında otozomat çekinik genlerle katılan bir özelliğin seyri verilmişti. Şimdi zaman çekinik bize soruda ne diyor? Buna göre ikinci kuşaktaki kaç numaralı bireyler kesinlikle heterozigottur. Buna bağlı bir soru vardı değil mi? Buna benzer bir soru yine önceki yıllarda da çözülen. Bakalım e o zaman çekindik. O zaman bakın hemen yazıyorum. Taralı olan bireylere küçük a küçük yazıyorum. Şunların yan yana gelmesi için birini kimden alacak? Anneden alacak. Diğerini babadan. O zaman küçük a yazdım, küçük a yazdım. Bunlar ne olur? Heterozigot olur. Daha sonra şu birey bütün çocuklarına küçük ay vermez mi verir? O zaman 1 2 3 hepsini oldu? Heterozigot oldu. Bize neyi soruyordu? Soruda Kaç numaralı bireyler? Kesinlikle heterozigot. Zaten 1, 2, 3 kesin olacak. Bakın şıklardan gidiyorum. 1, 2, 3 olmayanları siliyorum. Zaten cevabımız ne oluyor? Bakın direkt çıkıyor ama 4 numaraya da bakıyorum. 4 numarada zaten burada çocuğundan bulmadı mı ben bunu? Buldum değil mi? Heterozigot olduğunu 4 numarayı da aldım. Peki şuradaki 5 ve 6'ya bakalım. Arkadaşlar şu küçük ağların yan yana gelmesi için birini anneden diğerini babadan aldı. Bunlar heterozigot oldu. Bunlar çaprazlandığı zaman şu 5 ve 6. birey ya büyük A büyük A olur ya da büyük A küçük A olur. Kesin bir şey bilemem. Bunların çocuklarına bakmam gerekiyor. Oradan kesin bir şeyler çıkarabiliriz. Dolayısıyla kesinlikle tezgot olan 1, 2, 3 ve 4'tür. Yine 2021 biyolojiden devam ediyoruz. Aşağıda diyor bir özelliğin soy ağacındaki seyri verilmiştir. Bu özelliğe sahip olan bireyler içi taralı olarak gösterilmiştir. Bu taralı bireylerin genotiplerinin aynı olduğu bilindiğine göre bu özelliğin kalıtımı diyor tiplerinden hangilerine dayalı olarak ortaya çıkmış olabilir. Şimdi bakalım. Başat allel ile otozoma kalıtım. Şimdi burada size aslında çok farklı şekilde sormuş gibi düşünebilirsiniz ama. Hani kulağı öyle düz tutmamış da başın arkasından tutmuş gibi düşünün. Başat ne demek? Baskın demektir. Otozomal kalıtım ne demek? Demek ki otozomal baskın demek istiyor. Eğer otozomal baskın diyorsa ben ne yapıyordum? Taralı olmayan bireylere küçük a küçük a yazıyordum. Yazalım. Taralı olmayanlara küçük a küçük a yazıyorum. Şimdi arkadaşlar şu bireylerin ortaya çıkabilmesi için bunların büyük ay taşıması gerekiyor. Peki anne ve babada büyük a geni var mı? Alleli yok. O zaman otozomal baskın olmaz. Bu gitti. Çekindeki allel ile otozomal kalıtım. Bu sefer de ne yapıyorum? Taralı olanlara küçük a küçük a yazacağım. Yazalım. Hepsine yazdığımı varsayın. Aynı zaten. Küçük ağların yan yana gelmesi için birini anneden birini babadan alacak. Anne ve baba heterozigot olacak. Burada sıkıntı çıkmadı. Yine şurası küçük a küçük a. Birini anneden alıyor. Diğerini babadan alıyor. Bu zaten annemiz taralı olduğu için küçük el küçük el yazdık. Bu da çekinik, pardon heterozigot olur. Sıkıntı çıkmadı. Şunlar küçük el küçük yan yana gelmesi için birini babadan alıyor. Diğerini de anneden alır. Anne heterozigot olur. Bir sıkıntı çıktı mı? Çıkmadı. O zaman bununla olabilir. İkiyi alıyorum. X'e bağlı kalıtım. Şimdi X'e bağlı kalıtım dediği zaman ilk önce X'e bağlı çekinik özelliğe bakalım. Arkadaşlar X'e bağlı çekinik özelliğe baktığımızda dişi birey bakın x üzeri küçük r x üzeri küçük r. Bunların yan yana gelmesi için birini kimden alır? Anneden. Annemiz heterozigot olabilir. Diğerini kimden alır? Babadan. X üzeri küçük r y. Peki böyle bir baba taralı olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Burada taralı olmadığı için ne diyorum? X'e bağlı çekinik olarak kalıtılamaz. Bir de X'e bağlı baskın olanını denememiz gerekiyor. Belki X'e bağlı baskın olarak taşınabilir. Böyle ne yapacağım peki x'e bağlı baskın derse? O zaman da taralı olmayan bireylerden gideceğim. Onlara küçük r'leri yazacağım. Bakın x üzeri küçük r y. x üzeri küçük r x üzeri küçük r. Peki şu taralı bireylerin e, taralı olabilmesi için baskın halleri taşıması gerekmiyor mu büyük r'yi? Peki anne annede ya da babada büyük r var mı? Yok. O zaman bu özellik x'e bağlı baskında olmaz. Yani x'e bağlı kalıtım olmaz. Hangisi oldu? O zaman çekinik olduğu için cevabımız yalnız 2 oldu. 2022 Fen ÖABT'ye geldik. Artık son senemize geldik. Diyor ki: Mendel genetiğinde bir karakter bakımından farklı fenotipe sahip homozigot iki bireyin çaprazlanmasıyla elde edilen birinci kuşak bireyler heterozigot genotiptedir. Yani diyor ki, parental dölü çaprazlıyor. F1 dölümüz heterozigot oluyor. Birinci kuşakta ortaya çıkan bireylerin çaprazlanmasıyla ikinci kuşak bireyler ortaya çıkar. Yani ben birinci kuşak bireyleri çaprazlıyorum, kendileştiriyorum. İkinci kuşak ortaya çıkıyor. Hemen ikinci kuşağı da buraya yazıyoruz. Diyor ki birinci kuşakta oluşan bireyler dikkate alındığında durumlarından hangilerinde F2 kuşağında Mendel genetiğinin öngördüğü açılıma uygunluk beklenir. Bakalım F1 bireylerinin fenotipinin F1 bireyleri şunlar yazayım hemen yanına. Bu F1, bu da F2. 2 yazamadım. ha. F1 bireylerinin fenotipinin iki atasal fenotipin arasında bir değere sahip oldu. Şimdi iki fenotipin arasında bir değer olursa bu eş baskınlık olur. Eş baskın, pardon eksik baskınlık olur. Eksik baskınlık Mendel'e göre mi? Hayır. Mendel sadece tam baskınlığı öngörüyor. O yüzden bu olmaz. F1 bireylerinde her iki atasal fenotipinde ortaya çıktı. Her ikisi de ortaya çıkıyorsa bu eş baskınlıktı. Yani şöyle düşünün. AB kan gruplu bireyleri, bireyleri düşünün. A'yı annesinden almıştır. B'yi annesi, babasından almıştır. AB olmuştur. Hem annenin özelliği hem babanın özelliği ortaya çıkmış. O zaman eş baskınlık oluyor. Bu da mendel oymuyor. Mendel sadece tam baskınlığı ortaya koymuştur. F1 fenotipinin atasal bireylerden birinin fenotipiyle aynı olduğu. F1 bakın büyük A küçük A oldu ya. F1 kiminle aynı fenotipte? Anne ya da babasıyla yani ebeveynlerden biriyle aynı fenotipte. O zaman burada tam baskınlık var mıdır? Vardır. O zaman Mendel'i kanıtlayan hangisi yalnız 3 olur? Bursa seçeneği. Hani okuduğunuz zaman böyle zor gibi anlaşılması zor gibi gelen bir soru olabilir ama oldukça basit bir soru. Diyor ki bu örnekler ve ait oldukları kavramlar aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir? Çok kolay bir soru. Bakın MN kan grubu, AB kan grubu bunları gördüğünüz zaman direkt aklımıza ne gelecek? Eş baskınlık gelecek. O zaman 3 numaraya eş baskınlık diyeceğiz. Geliyorum. İnsanlarda deri renginin kalıtımında birden fazla sayıda genin işlev görmesi. Birden fazla sayıda gen. O zaman poligenik kalıtım. Poligeniye 2 yazacağız. Kırmızı ve beyaz çiçekli aslan ağzı bitkilerinin çaprazlanması ile ortaya çıkan F1 hibritlerinin pembe çiçekli olması arada bir fenotip ortaya çıkıyor. Bu da eksik baskınlıktır. 3-1-2 şeklinde gider cevabımız denizli şıkkı olur. Ve geldik artık 2022 biyoloji öğrete. Bu soruyu ben e, sınavda gerçekten çok düşündüm. Hani kafam durdu diyorlar ya gerçekten sınavda kafam durmuştu. Aslında çok basit bir soruydu ama yanlış yaptığım bir soruydu arkadaşlar. Diyor ki bir salyangoz türü olan Nimlea peregra da kabuğun kıvrılma yönü sağa doğru yani dextral veya sola doğru yani sinistra, sinistral olabilir. Bu salyangoz türü hermafrodit olup kendi kendini dönleyebildiği gibi başka bireylerle de çiftleşerek döllenme gerçekleştirebilir. Bu salyangoz türüyle yapılan bir çalışmada bireyler kendi kendilerini dölleyerek aşağıdaki genotipte ve fenotipte yavrular elde etmiştir. Şimdi bakıyorum arkadaşlar kendi kendini dölleyebiliyor. Bakın dextral tipte olan bir birey kendi kendini döllemiş. Kendini döllediğinde birinci kuşak olanların hepsi dextral olmuş. Daha sonra şuradaki birey kendi kendini döllüyor arkadaşlar. Dölledikten sonra ikinci kuşağın üç tanesi dextral, bir tanesi sinistral olmuş. Yani burada diyor ki bu kalıtım şekli hangisine örnek oluşturur? Bir dakika burada. Ha ben şöyle açıklayayım. Yanlış açıkladım. Bakın şurada. Şurayı farklı bir renkle gösterelim. Ha, buradaki bileğimiz basın. Bakın dextral. Buradaki bireyimiz dextral, buradaki bireyimiz dextral, bunu olmuş sinistral olmuş. Sonra arkadaşlar, bu bireylerin de kendi kendini döllemesi sonucunda oluşan yavruları gösteriyor bize burada. Zaten bu bunun devamıdır, şurası devamı. Diyor ki buna bağlı hangisine örnek oluşturuyor? Şimdi burada bakıyorum, ana etki, poligenik kalıtım. Poligenik kalıtım neydi? Bir gelin birden fazla özelliğe etki etmesiydi. Bunun ilgisi yok. Enfeksiyon tipi kalıtım. Enfeksiyon tipi kalıtımı inanın ben sınavda ilk defa duydum. Neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Enfeksiyon tipi kalıtım çekirdek DNA'sı dışındaki kalıtıma deniliyormuş. Yani e, genellikle mikroplarda, mikroorganizmalarda görülen bir kalıtım şekliymiş. Mesela plazmitlerle kalıtım, mesela mikroorganizmalarda görülen, yine aynı şekilde kloroplastta bulunan işte DNA ile kalıtım veya mitokondride bulunan DNA ile kalıtım, bunlar enfeksiyon tipi kalıtım olarak geçiyormuş, bu da olmaz. Mitokondriyal kalıtım, şimdi mitokondriyal kalıtımla anasal etki arasında ben kaldım, mitokondriyal kalıtım işaretlemiştim ben, ee, ama cevabımız anasal etkiymiş. Peki ikisi arasındaki fark nedir? Eğer ki e, bir dölleme olayı gerçekleşiyorsa yani aslında burada kendi kendini dölleme olayı var. Tamam doğru ama e, başka bir hani erkek bireyle bir dölleme olayı gerçekleşirse arkadaşlar kendi kendini dölleme olayı değil de başka bir erkek bireyle dölleme olayı gerçekleşirse ve mitokondri bu duruma sadece bu durumda işte eee dişi bireyden aktarılırsa bu ne oluyor? Mitokondriyal kalıtım oluyor. Ama buradaki olay anasal etki olarak kabul ediliyor. Çünkü kendi kendini dölleme olayı var. Kendi kendini döllediği için de burada mitokondriyal kalıtımdan herhangi bir şey şekilde bahsedemiyoruz, o yüzden anasal etki şeklinde oluyor. Benim anladığım bu şekilde ama siz farklı bir şey biliyorsanız, hani bu ikisi arasındaki fark konusunda farklı bir şey biliyorsanız lütfen bana da söyle. Gerçekten ikisi arasındaki hani farkı ben araştırdım ama çok büyük bir farklılık bulamadım. Anasal etki yazıyorum, Mitokondriyal kalıtımla aynı şey çıkıyor. Dolayısıyla ben bu şekilde olduğunu düşündüm. Eğer sizin de bildiğiniz hani farklı bir şey varsa benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Geçelim 37. sorumuza. Diyor ki aşağıdaki soy ağacında insanda bir özelliğin kalıtımı gösterilmiştir. Bu özelliğin kalıtımı kalıtım şekillerinden hangilerine uygunluk gösterir? Şimdi mitokondrial bir gen ne demiş? Mitokondrial gen olabilmesi için anne de görülüyorsa çocukta da görülmesi gerekiyor. Anne de görülmüyorsa çocukta da görülmemesi gerekiyor. Şimdi bakın Buradaki anne de var. Annenin tüm çocuklarında var mı? Var. Bu anne de var. Annenin tüm çocuklarında var. Buradaki anne de var. Tüm çocuklarında var. Diğerlerine bakıyorum. Bakın bu anne de yok. Çocuklar da yok. Bu anne de yok. Çocuklar da yok. O zaman mitokondriyel bir gen olur. X kromozomunda çekinik bir allelle demiş. Şimdi X kromozomunda çekinik bir allel ise şöyle diyebiliriz. Nasıl olur? X üzeri küçük R, X üzeri küçük R diyorum. Şöyle yakınlaştırayım iyice. Biraz daha ince kalemle yazalım. X üzeri küçük R, küçük R. Bu küçük R'lerin birini kimden aldı? Anneden. Diğerini kimden alacak? Babadan. Babanın ne olması gerekiyordu? Taralı. O zaman X kromozomu da çekinik bir aller olmaz. zaman kromozomlarda baskın demiş. Bunun için ne yapacağım? Taralı olmayan bireylere küçük A, küçük A yazacağım. Yazalım. Bakın küçük A, küçük A yazdık hepsine o şekilde düşünelim küçük a küçük a Ağ. küçük a'ların yan yana gelmesi için birini anneden aldı diğerini babadan baba heterozgot olursa taralı olur sıkıntı olmaz sonra geliyorum yine burada taralı olmayana küçük a küçük a yazdım bütün çocuklarına küçük a genini verir babadan da büyük a'yı alırlarsa sıkıntı olmadı yani bunlar heterozgot olarak taralı olabilirler yine küçük a'lar Yine buraya da küçük a yazdım. Birini anneden aldı, diğerini babadan alacak. Baba heterozgot olursa sıkıntı olmaz. Buraya geliyorum arkadaşlar. Bakın küçük A. Ağ, küçük A'ları bütün çocuklarına verir. Babadan da büyük A'yı alırlarsa taralı olurlar. Sıkıntı olmaz. Burada herhangi bir sıkıntı çıkmadığı için ne olur? Otuzuma kromozomlarda baskın bir allel de olur. Dolayısıyla cevabımız denizli 1 ve 3 şeklinde olacak. Gelelim. 2022'de sorulan yine bir biyoloji sorusu. Diyor ki bir popülasyondaki baskın ve çekinik alleller ile ilgili hangileri doğrudur? Aynı genin iki farklı alleli, alleli bir bireyde bulunduğunda etkisini fenotipte tam gösteren allel baskın alleldir. Şimdi aynı genin iki farklı alleli var. Bu alleller bir araya geldiklerinde etkisini fenotipte gösteren baskın alleldir. Doğru değil mi? Mesela kıvırcık saçla düz saç bir araya geliyor. Kıvırcık etkisini gösterdiği için kıvırcık düz saça baskındır diyoruz. Doğru. Bir popülasyonda belirli bir karakterden sorumlu baskın allel daima çekinik allelden daha yaygın olur. Şimdi bakın kıvırcıkla düz gelsin aklınıza. Etrafta kıvırcık saçlı insan mı daha çok görürsünüz düz saçlı insan mı? Düz saçlı olanlar daha fazladır. Yani çekinik olan daha fazla görülüyor. Burada ne diyor? Baskın daima çekinikten daha yaygındır. Böyle bir durum yok. Baskın ve çekinik alleller homolog kromozomlar üzerinde birbirine karşılık gelen aynı bölgelerde bulunur. Evet biz bu bölgelere lokus diyoruz arkadaşlar. Bunlar homolog kromozomlarda mesela şöyle düşünün bu anneden gelen kromozom bu da babadan gelen homolog kromozom. Eğer ki düz saç alleli buradaysa kıvırcık saç alleli de buradadır yani aynı yerde bulunurlar doğru. Baskın allerler kalıtsal hastalıklara neden olmaz. Olabilir arkadaşlar kalıtsal hastalıklara neden. İlla çekinik olacak diye bir durum söz konusu değildir. Yanlıştır. Cevabımız 1 ve 3 Bursa seçeneği olur. Gelelim son sorumuz artık. 2012 LYS'de çıkan bir soru. Karanfil bitki türüne ait bir popülasyonda kırmızı, pembe ve beyaz e, renkli çiçeğe sahip bitkiler vardır. Böyle bir popülasyona ait kırmızı çiçekli bir karanfil bitkisi, beyaz çiçekli bir karanfil bitkisiyle çaprazlandığında, F1 dördünde elde edilen çok sayıdaki bireylerin hepsinin pembe çiçekli olması hangisiyle açıklanabilir? Şimdi kırmızı ile beyaz çaprazlanıyor, pembe oluşuyor, değil mi? O zaman bu nedir? Eksik baskınlık ile ilgilidir. Diyor ki, alleller arasında eksik baskınlığın olması zaten cevabımız bu. Eş baskınlık olsaydı hem kırmızı görülürdü hem beyaz görülürdü. Mutasyon meydana gelmiş olması bu anlatılanların mutasyon ilgisi yoktur. Bazı özelliklerin çok sayıda allerle kontrol edilmesi. Burada çok allerlikten bahsetmiyor. Sadece kırmızı ile beyazı çaprazladığında pembelerin oluştuğunu söylüyor. Kromozomlarda ayrılma. Burada kromozom sayısı ile ilgili herhangi bir şey de vermemiş bize. Cevabımız ne olur? A şıkkı olur. Böylece kalıtımla ilgili çıkmış sorularımızı bitirmiş olduk. Açıklama kısmına pdf'sini ekleyeceğim arkadaşlar. Cevap anahtarı da böyle var. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.